Alo, Şeref, nedir durumlar? Tamamdır ablacığım senin işin. İşin halloldu. Vallahi mi lan? Yok değil mi bir terslik falan? Yok ablacığım herhangi bir terslik. Bizim çocuklar arabasını havaya uçurmuşlar. Senin şahsiyet yandı bitti kül oldu yani. Sıkıntı yok. Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yakmaya kalkan kendini yakar. Bak, sözüm söz bu arada. Yapacağım sana bir güzellik. Eyvallah ablacığım, sağ olasın. Öpüyorum gözlerinden. Benden haber bekle, arayacağım. Ortak. Güle güle müdürüm. Hem geç hem güç oldu ama temizledik seni sonunda. Kim? Kim var orada? Hüseyin. Sen misin? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Vallahi bir şey oldu besbelliden. Ben de senden öğrenmeye geldim. Zerrin'i öldürmeye çalışmışsın. Bak Deniz, hasret bir şeyler geveledi. Murat'ın ölümü Zerrin için falan dedi. Eğer böyle bir şey varsa bunu bana söyle Deniz. Müsaade var mı? Ah, Hazra, gel. Gel kızım. Safiye abla, seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Biraz da acil. Eğer müsaitsen bir bana gelebilir misin? Tabii kızım, tabii. Hemen gidelim. Burada bir şeyler dönüp duruyor ve benim hiçbir şeyden haberim yok. Eğer sen söylemezsen gidip Hasret'i sıkıştıracağım, ondan öğreneceğim. Bu zehri ne çeviriyor burada? Murat'ın başına gelenler, Oktay'ın başına gelenler, Özlem'in buradan gidişi. Bu insanlar Zerrin'in mi kurbanı oldu Deniz? Anlat bakalım kızım, merak ettim. Buraya geldiğinde Deniz'e yarım kalmış bir tünelden bahsetmişsin. Bu odadaymış. Bizim şu an çok acil bir kaçış planına ihtiyacımız var. Tünel içinde neden olmasın dedik. Tünel mi dedin Azra? Tünel. Çek masayı. Çek. Çok uzun zaman oldu tabii. Af çıkınca biz de memura para verdik. Böyle alelacele kapattırdık. Bence açılır. Açılır. Kal burada sen. Kızlar. Hop bir bakın. Söyle Ozan, ne oldu? Bana Sivruş'la bir şey lazım ne olursa. Ne oldu? Operasyon mu gidiyoruz? Bloğu kapattılar. Yok yok öyle bir şey değil. Siz bulun işte lazım. Hadi. Tamam kanka tamam. Ben benim orada bir şeyler vardır. Ben bir ayarlayacağım. Bak. Benim sevdiğim kadın burada, içeride. Eğer bir şey olacaksa bunu bana söylemen lazım Deniz. Benim önlem almam lazım. Yoksa kafayı yiyeceğim burada ya. Ama korkunç bir hikaye dinlemeye hazır mısın? Kardeşinin intikamıymış. Bahaneye bak sen. Ulan sen intikam diye bunun insanı nasıl alacaksın lan? Katil ruhlu karı. Öyle işte. Bu kadın burada bunun insanın felaketi oldu Deniz. Boynumuzda yılan beslemişik haberimiz yok.
Tamam, cezasını çekecek yani artık. Tetikçisi yakalandı. Ergeç konuşacak adam. Adalet yerini bulacak. Ya bırak Allah'ını seversen Deniz ya. Nerede adalet yerini bulacak? En fazla hapse atarlar. İşte. Murat mezarda, Nihal müdür mezarda. Oktay belki de bu genç yaşında sakat kalacak. Bu insanların adaleti ne olacak? Ya kafayı yiyeceğim ya. Lan şeytan bu kadın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Lan. Tamam. Kız bakarak olsana. Tamam ya. Çok gürültü çıkıyor lan. Çok gürültü. Millet ayağa kaldırdık ya. Tamam bak. Kimse yok. Kimse yok. Nasıl açılıyor lan? Açılıyor. Çok heyecanlı lan kankalar. Hasret. Lan elini elinle yardır. Yardır. Tamam tamam. Şöyle. Abi. Hani. Yok artık. Bayağı açılıyor ya. Oha. Vay, 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 vay. Ya şimdi bu harbi harbi tünel mi lan? He? Tanıştırayım, tünel, hasret, hasret, tünel. Memnun oldum ha, vallahi. Nasıl yani? Biz şimdi buradan böyle şimdi çıkıp gidiyoruz mu? Vay arkadaş ya. Bir bakayım ben şuraya. Bir dakika, içeri mi gideceksin ya? Ha. Kanka, girme ya. Ne demek girme? Ya bir toprak moprak çökerse üstüne. Ne yapalım, fırsını mı kırayım buranın? Ya küçüküm diye yer değil, gireceğim mi? Nedir bu kardeşim ya? Tamam, siz bakarak olun, hadi. Ya bir şey söyleyin ya. Ya ne söyleyeyim hasret? Ucunda özgürlük var, saçma mı girsin? Azra? Azra. Azra. Kanka. Tamam. Azra. Ya hadi. Ses, ses versene sürekli. Erkete yakın, bakarak olun. Tamam, tamam, tamam. Azra. Heh. İyi misin? İyi miyim? Yani daha iyi günlerim olmuştu. Kanka ses versene hep. Tamam ulan bir susun ya. Yol var mı yol? Devam ediyor mu? Ediyor. Ha, ne oluyor? La bir sus ya. Açık mı yol? Açık. Kurtuluyoruz mu kankalar? Ya ses versene. Azra. İyiyim. Kanka. Ha canım. Azo. Azo. Azra iyi misin? Yardıma gelelim mi Azra? Azra. Thank you.
Alo, Necdet. Abi. Ha. Asım da onun telefonunu bir kadın aradı. Ha. Necdet dedi, sonra hemen kapattı. Yani ben de arkasından aradım ama ulaşılamıyordu. Tespit ettiniz mi kimmiş? Ettik. Zerrin Şahin'e aitmiş. Hadi ya. Vay, büyük balığı yakaladık desene. Tamam. Azo! Azo! Azra. Aa. Ben... Gel. Kanka. Gel. 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 Tamam. Hadi, iyi misin? Ay. Bir su kap getirsene Heves. Öksür, öksür. Ha, iyice öksür at içindekileri. Ya daha yangından bilmem neden yeni şey ettin. Yine girdin solucan gibi tozun, toprağın, tünelin bilmem neyin içine ya. Gel gel. Ha, sağ ol. Peki, tünelin durumu nedir? Vallahi Safiye abla, bir yere kadar hallolur şey, sorun yok. Toz toprak var, onlara bir şey yaparız da. Sonra böyle havalandırmaya çıkıyor. Tamam, anladım ama siz orada bırakıp böyle bir yere doğru sapmışsınız. Oradan nereye gidecektiniz? Ha, güzel. Biz kanalizasyonu planlamıştık. Öyle yaptık planı. Ha, güzel. Burayı temizleyip halledip oradan da kanalizasyondaki boşluğa ulaşabiliriz. Çalışmalara başlayabiliriz. Yani tamam, iyi güzel de kankalar, yani şimdi biz harbi... Kaçacak mıyız yani buradan? Vallahi belki birisi düşünür. Biz kazalım, bulunsun. Fazla tünel yüz çıkarmaz. Buraya kadar mıydı? Buraya kadar mıydı? Abi, şimdi biz kadını alacağız da ifade vermeyi kabul edecek miyim? Ne diyeceğiz? Neyle suçlayacağız? Elimizde bir şey yok. Yani Necdet'i aradı sonuçta. Oradan yürüyüp sıkıştırmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Başaramadım ablacığım. Başaramadım. Hayır, daha bitmedi. Hayır. Hayır, daha bitmedi. Bitmedi mi? Daha bitmedi. Bitmedi. Ne yapıyorsun? Daha bitmedi. Bitmedi. Bitmedi daha. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bitmedi daha. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bitmedi! 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 Onlar da benimle birlikte gelecek. Ödeyecekler. 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 Thank you.
kazandı. Yenilgiyi kabul et artık. Hiçbir şey beceremediğini kabul et. Hayır. Henüz hiçbir şey bitmedi. Ben bitti demeden bitmez. Ne yapacaksın o silahla? Neyi kurtarabileceksin ki? Nokta koyacağım. Hepsine. Bir kere de. Ve sonunda. Kendime de. Göreceksin. Bitireceğim. Göreceksin. Abi, Zerrin. Ne yapalım? Ne yapacağız oğlum? Takip edeceğiz bakalım nereye gidiyor hanımefendi. Ya aslında bitecekti ama af çıktı. Olmadı işte, kısmet bugüneymiş. Kısmet bizeymiş. Peki şimdi tam olarak nereye gidiyor bu ya? Ha? Havalandırma boşluğunda. Kapattığımız deliği açıp tüneli bitirebilirsek kanalizasyona çıkıyor. Kanalizasyon 2 kilometre kadar gidiyor ve cezaevi duvarlarının ta ötesinde bir yola çıkıyor. O yolda bir rögar var. O rögarın kapağını açacak. Viva özgürlük ya. Vay. Biri geliyor. Oh, gençler. Hüso geldi. Hüsocan ne haber? İyiydi. Ne yapıyorsun burada gece gece ya? Ya bir Deniz'in yanına indim çıktım Hasret ya. Ha. İyi miymiş Deniz abla? İyi. Gel sana bir çay yapayım ya. Ha? Gel otur şöyle. Vallahi iyi olur ya. Ha. Ben bir gideyim bakayım. Enişte menişte de sonuçta. Burada da önemli bir durum var yani. İyi misin sen? İyiyim. Bir el yüzünü yıka. Tamam. Heh, al. Hüsocan, sen iyi misin ya? Böyle bir betin benzin atmış. Tansiyonu falan mı yükseldi? Bak o zaman çay içme. Ben sana hemen bir melisa falan kaynatayım. Yok Hasret. Çay ye. Gel. Ya aşağıda Deniz, Zerrin'in yaptığı her şeyi anlattı bana ya. Ya bir insan bu kadar nasıl vicdansız olur ya? Ya sinirden elim ayağım titriyor ya. Şişt. Sakin Hüsocuğum ya. Sakin ol, bak inmeyecek. Yani soğuk duşlara girsen yeridir de. Neyse. Ya Deniz bunu öldürmeye çalıştığında şaşırmıştım ben. Ama şimdi düşünüyorum da. Düşünme. Getirme onu aklına. Bütün deliller toplanacak. Bu kadına müebbeti çakacaklar. Başka da bir şansı yok o kadar. Zerrin Hanım. Zerrin Hanım biz de arkadaşlarla. Kes, aç şunu. Savcılıktan yazı falan var mı elinizde? Ya kardeşim savcılık malcılık karıştırma bunları ya. Biz herhangi biri değiliz ki, polisiz biz. Bekleyin, müdür çıkınca konuşursunuz. Ya olmaz öyle. Sen git içeriden birilerine haber ver. Hallet şu işi ya. Memur gelince onunla konuşursunuz. Eyvallah. B blok sorumlu memurları. Azra Kaya ve Kudret Öztürk hemen hücreye alınsın. Hemen. Allah Allah, Zerrin Hanım'ın sesi değil mi bu ya? Yok ya. Zerrin Hanım'ın ne işi var bu saatte burada ya? Duyuldu mu? Azra Kaya ve Kudret Öztürk hücreye alınsın hemen. Vallahi
Duyuldu efendim, bir olay mı var? Ne diyorsa onu yap Berna. Hürriye alın, hemen. Emredersiniz efendim. Manyak mıdır nedir bu kadın bu saatte ya? Vallahi ben de anlamadım, hadi gidelim. Berna. Hı. Sen Kudret'i al, ben Azra'yı getiririm, tamam mı? Tamam. Hacer. Ha, Kudret'i çağırır mısın? Uyuyor. Uyandır o zaman Hacer. Niye ki? Ne oldu? Zerrin Hanım istiyor. Bu saatte. Ya hadi Hacer, git çağır şunu. Anne. Anne. Lan aklım kaçıyordu, ne oldu? Şey, Berna geldi, Zerrin seni istiyormuş. Kim istiyormuş ki? Zerrin dedi. Ya git başımdan yarım akıllı, git. Zerrin mi? Zerrin mi? Başka birisidir o. Git aslanı öğren, gel yürü. Ya vallahi billahi kulaklarımla duydum, Zerrin dedi. Ulan senin beyninden kulaklanıyorsa böyle mesafadan oradan oraya gidene kadar hayat. Hadi Kudret, çabuk çabuk çabuk. Berna ne oluyor, ne iş? Hücreye gidiyorsun. Hücre ne? Hücreye, Zerrin Hanım'ın emri. Hadi çabuk çabuk. Ya Berna. Zerrin mi dedin? Bizzat kendisi mi? Emin misin? Evet, Zerrin Hanım'ın emri. Hadi. Bak, için geçmiş olabilir. Rüya görmüştürsün Berna. Hücreye, Zerrin Hanım'ın emri. Hadi. Ya Berna, niye hücreye gidiyorum gecenin bu vaktinde? Suçum ne? Bilmiyorum ki Kudret. Hadi, biz de bilmiyoruz. Yürü. Hacı. Ha? Beni götürüyorlar. Eğer geri gelmezsem, başıma bir şey gelirse Hacer, dışarıdakileri ara. Gazeteler, televizyonlar. Hadi Kudret. Kime, hadi kime ulaşırsam. Hadi Kudret, hadi. Anladın mı Hacer? Hadi Kudret. Azra. Azra Kaya. Azra. 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 Ha, ne oluyor lan? Benimle geliyorsun. Nereye? Hücreye gidiyorsun. Ne? Saçmalama, iş mi bu ya Hüsnü? Gece gece ne hücresiymiş ya? Vallahi ben de bilmiyorum ki Hasret ya. Zerrin Hanım telsizden anons yaptı. Hem Kudret'i de götürmemi istedi, Azra'yı da istedi. Ne? Ulan bu gerinin kesin bir çakallık peşinde yine. Gelmiyor de Hüsnü. Bey bir ayaklandı, göndermiyorlar. Kızım saçmalama, olur mu öyle şey ya? Hadi hadi, gelmiyor ya. Ya gelmiyor. Lan bir sakin olun, milleti uyandıracaksınız. Nasıl ya? Ne yapacağız şimdi seni göz göre göre o katilin eline mi göndereceğiz Azra? Tamam canım, aynı şey ikinci kere yapacak hali yok. Alnıma silah mı dayayacak? Kanka seni yakmaya çalışan o iş haydi haydi yapar. Kızım saçmalamayın ya. Hem Allah korusun kimse benim yanımda bir şey yapamaz Azra'ya. Tamam sakin olun, merak etmeyin. Ben bir soru haber yollayacağım size, tamam mı? Hadi. Hüsnü kankama iyi bak, tamam mı? Ne olur canım? Ya, tamam tamam Asya, korkmayın. Gözünü seveyim Hüsnü, tamam çok tamam, dikkat et. Korkmayın, korkmayın. Hadi. Heves. Heves çok korkuyorum bu sefer için. Çok kötü bir isim var. Kötü şeyler olacak bak. Bak ne dedi? Kudret de çağırmış hücreyi. Bak bu gerim psikopata bir şeyler planlıyor bak. Elimiz kolumuz bağlı, gidip orayı basıp dağıtamıyoruz ya. Ya bu nasıl bir adaletsizlik ya? Bu nasıl bir çaresizlik kardeşim ya? Hasret sus, zaten iki üç tane dua biliyorum, onları da unutuyorum sen konuşunca. Edemiyorum duayı, başka çarem yok. Uyandıracağım herkesi, bana ne, uyandıracağım. Uyansınlar. Durdun mu? Millet! Doğru diyor. Durdun. Uyandır kızlar. Derya! Vurmasana kardeşim. Ne vurmayacağım ya? Oğlum ne yapıyoruz biz burada ya? Gecenin bu vaktinde ne yapıyoruz biz burada? İnce bir mevzu var diyorum. Gidip içeriye haber ver, bak senin başın yanacak. Abi ben yeniyim. İçeri kimseyi alma diye emir var. Vay nenem. Yine bir kundaklama olayı mı dersin? Şanslısın ama. Ruhunu şeytana satmak ayağına kadar geldi. Ya gepişine be. Hadi Azra.
Sağ ol Hüseyin. Kızlara haber vermiyorsun. Tamam. Hey, kim var? Boncuk. Azra. İyi misin? Ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu? Sevin. Kudret'le ikimizi gecenin bu saatinde hücreye attırmaya karar vermiş. Niye? Ne oldu? Bilmiyorum. Öğreniriz elbet. Az... Ha? Bilmiyoruz. Öğreniriz elbet. Aç. Siz gidebilirsiniz. Affedersiniz Serin Hanım. Arkadaşların suçu neydi? Biz niye hücreye attık bunları? Sana hesap mı vereceğim Hüseyin? Gidin dedim. Anlamadınız mı? Hadi. İyi akşamlar Deniz. Biraz bekle. Görüşeceğiz seninle. Niye getirdin bizi buraya? Bir merhaba demek istedim. Suçum ne suçum? Gecenin bu vaktinde uykumuzu bölüp buraya getirdiniz de ne oldu diye merak ettim. Kusura bakma. Rahatsız ettim. Ama merak etme. Bir daha uykum bölünmeyecek. Rahat rahat uyuyacaksın bundan sonra. Ne demek istiyorsun? Ben şey... Ne anlayacağım bu laflardan? Yapma Kudret. Sen zeki bir kadınsın. Ya da artık sana sen zeki bir kadındın mı desek acaba? Geçmiş zaman sana yakışıyor. Seni özleyeceğim. Thank you.
Bana girişten Şakir. Zerrin Hanım. İki polis kapıda. Sizi görmek istiyorlar Zerrin Hanım. Ben memur Hüseyin. Ben memur Hüseyin. Ben haber veriyorum müdür hanıma. Zerrin Hanım. Polisler. Polisler gelmiş. Sizi görmek istiyorlarmış. Duydum Hüseyin. Telsizin sesi buraya kadar geliyor. Söyle odama alsınlar misafirleri. Polisler Zerrin Hanım'ın odasını alın. Polisler Zerrin Hanım'ın odasını alın. Allah rızası için bir bardak su ver. Tamam, tamam. Hüseyin! Lan Hüseyin! Ne oluyor kanka, polis mi geldi? Polis, polis. Zerrin istiyorlar. Ya sen ne diyorsun? Boncuk! Duydun mu? Duydum, duydum. Hadi hepimize geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Saldırıyla mı ilgili geldiniz Tolga Bey? Saldırı mı? Bizim herhangi bir saldırıdan haberimiz yok. Birkaç saat önce saldırıya uğradım. Arabam tarandı. Saldırganlardan kaçarken şarampole yuvarlandım. Benzin depom delinmiş. Arabam infilak etti. Öldüğümü zannedip gittiler. Canımı zor kurtardım. Size saldıranları tanıyor musunuz? Ben yok, hayır tanımıyorum. Ya biz zaten onun için gelmemiştik buraya ama. Doğru ya, ben polisi aramadım sahi. Birkaç saat baygın kalmışım yani, travmadan olmalı. Peki buraya niye geldiniz? Bilmiyorum ya, bilmiyorum ben. Önce eve gittim. Sonra buraya geldim. Yani kendimi güvende hissetmek için, belki de şoktaydım ben. Çok korktum. Anladım. Geçmiş olsun. Zerrin Hanım, Asım Doğu yakalandı. Necdet Kerimoğlu yani. Biz de onun ifadesi doğrultusunda sizin ifadenizi almak istiyoruz. Şimdi de merkeze kadar gelir misiniz? Gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Anladım. Orhan, hanımefendiye yardımcı olalım. Tamam. Biz Marit merkeze gidelim. Biz sizin sorgunuzu alalım. Sonra hastaneye bırakırız. Buyurun, Zerrin Hanım. Çocuğum yat sen gari, sen saat kaç oldu ya? Bana ne, ben de bekleyeceğim. Ah Tutu ya, sorma neler yaptım uyusun diye, ama yok ya. Yapacak bir şey yok, ben de bekleyeceğim diye tutturdu. Buradan bağırdınız, çağırdınız, çocuğu da uyutmadınız. Bağırmayalım da ne yapalım Duda, Allah aşkına sen de ya. Allah Allah, olağanüstü bir durum var burada ya. Tamam canım, tamam. Hadi tamam. Bugün çıkarlar mı acaba?
Hüseyin. Çok deniz. Ne? Gel. Daha uzun tutarsınız sanıyorduk bizi ya. Kim verdi Emre? Ben verdim. Buranın sorumlusu benim artık. Ne? Nasıl ya? Zerrin polisler götürdü. Buranın da sorumlusu benim artık. Kim hesap soracaksa da benden sorsun. Keyfi kararsa da keyfi karar. Sizi buraya atmak da keyfi karardı. Zerrin'i niye götürdü polis? Onu biz de bilmiyoruz. He. Sen şimdi kendi kafana göre mi bizi çıkarıyorsun? Ya sen ne yapacaksın Kudret ya? Biri size bir şey sorarsa Hüseyin çıkarttı diyeceksiniz. Ya Zerrin'i tanımıyor musun? Sonradan başımıza bela olacak. Üçümüzü öldürtmek için tıktı o buraya. Allah Allah. Burası Zerrin'in babasının cezaevi değil. Hadi geçin kısımlara da siz. Geçin. Sen. Şşş, adamın dibisin ha. Hadi Kudret. Geçsinler büyükler. Hadi çocuğum yat gari. He? Na, şükür, şükür. İnsan. İyi misiniz ha? İyisiniz, gayet iyiyiz hatta yani. Bu kadar iyiyiz ki size bayağı iyi bir haberimiz var. Ne? Ne gibi? Zerrin'i polisler götürdü. Ne? 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 Allah şükür olsun. Ya büyük haber ya. Aşağıda ne oldu? Yüzün kireç gibi hala titriyorsun. Ucuz atlattım Hacer. Ucuz atlattım. Son zamanlarda böyle kenarından geçiyorum ama. Allah'tan hayırlısı. Bu Zerrin manyak değil mi? Abi kadın doğru söylüyor. Tarif ettiği yerde bulduk aracını. Yanmış. Bir sürü de mermi izi var. Yapma ya. Öyle abi. Büyük saldırı olmuş. Yani sıradan bir olay değil yani bu. Eyvallah. Ama bizim de oyun oynuyor. Göreceğiz. Nasıl, daha iyi misiniz? Daha ne kadar tutacaksınız beni buradan? Birkaç ufak soru daha var. Onlara cevap verirsiniz. Bir an önce gidersiniz. Saldırı olduktan sonra... Evinize oradan cezaevine gitmişsiniz. Polisi aramamışsınız. Neden? Dedim ya, şoktaydım. Korktum. Yani ne yaptığımı bilmiyordum. Sizin telefonunuzdan Asım Doğu'nun telefonu aranmış. Bu konuda ne diyeceksiniz? Asım Doğu. Necdet Kerim oldu yani. İlişkiniz nedir onunla? Eskiden tanıdığım bir mahkum. Uzun zamandır rahatsız ediyor beni. Yani saplantılı bir sapık. Yani siz de size saldırı olduktan sonra polisi aramak yerine sapığınızı mı aradınız? Öyle mi? Bakın Tolga Bey, ben gerçekten iyi değilim. Anladım. Orhan hastaneye götürelim hanımefendi. Tamam. Buyurun. Asım Doğu. Ya da Necdet, ya da ne alsan işte.
manitan geldi. Zerrin. Öldürmeye çalışmışlar bunu. Bu da seni aramış. Biz de tuttuk kolundan getirdik tabii. Bakalım önce hanginiz konuşacak? Bence sen başla anlatmaya ya. Daha mertçe bir hareket olur yani. Yok mu? Sen bilirsin. Alo, Kudret ablacığım nasılsın? Hiç iyi değilim Şeref, hiç. Hayırdır ablacığım? Bir arıza bir sıkıntı çıkartan varsa söyleyeyim, çocuklar halletsin ama. Sıkıntı sensin Şeref, sen. Ben de mi? Niye böyle konuşuyorsun ablacığım? İstemeden, bilmeden bir yanlış mı yaptık, ne oldu? Beceremediniz şu karıyı öldürmeyi. Nasıl yani ablacığım? Nasıl yani? Yaşıyor oğlum, yaşıyor kadın. Şeytan gibi dikildi karşıma. Çakmış kesteyim ben de bur. Beni öldürmeye niyetli besbelli. Kusura bakma ablacığım ya. Bizim çocuklar öldü zannettiler herhalde. Araba sabahı uçunca. Telafi ederiz. İşimizi yarın bırakmayız. Bu sefer kesin öldürürüz ablacığım. Ha, iyi olur. İyi olur bence. Bak, polis götürdü karıyı. Eğer geri dönerse bir dakika daha yaşatmaz beni. Senin de işlerin bozulur. Ortaklığımız biter. Ona göre iyi yapın işinize. Alo Şeref abi. Evet abi, emniyetin önündeyiz yine. Yok abi, gece bir ara hastaneye götürdüler, bırakmadık peşlerini. Döndüler şimdi. Tamam abi, bekliyoruz. Çıkınca da hallediyoruz uygun yerde. Olur abi, haber veririz. Selin Hanım. Tolga Bey. İyi görünüyorsunuz. Ha evet, ciddi bir şeyim yokmuş. Doktor dinlenmemi tavsiye etti. Güzel, ne güzel. Tamam, biz de çok yormayacağız sizi zaten. Hı. Emre, siz diğer odaya geçin. Serin Hanım yorgun şimdi, yürütmeyelim boşuna. Tamamdır abi. Evet, nerede kalmıştık? Asım Doğu. Necdet yani. Ne biliyorsunuz? Yani dediğiniz gibi ben onun Necdet Kerimoğlu ismiyle tanırım. Gerçek ismini sizden öğrendim. Akıl sağlığının yerinde olduğunu sanmıyorum. Akıl sağlığı derken? Saplantılı biri. Yani oldukça çarpık bir saplantı. Hı. Uzun zamandır ilgisi vardı bana. Hep reddetmişimdir. Ama aramızda bir ilişki olduğuna inandırmıştır kendini. Aramızda bir ilişki olmadı mı? Öyle mi? Bakın. Size ne anlattı bilmiyorum ama kafasında bazı hayaller kurduğunu tahmin edebiliyorum. Tabii ki bir ilişkimiz olmadı. Olamazdı. Peki kazadan sonra onu niye aradınız?
Aradım. Çünkü saldırıyı onu yaptırmış olabileceğini düşündüm. Hani sürekli reddedilen biri beni öldürmek isteyebilirdi. Yani yaşadığım şok sırasında beni de sağlıklı düşünemediğim açık. Peki sonrasında cezaevine niye gittiniz? Şu anda sağlıklı düşünebildiğinize göre. Bakın Tolga Bey. Sadece Necdet değil. Canıma kasteden başkaları da vardı ondan. Allah Allah. Mesela? Mesela? Cezaevinden iki mahkum. Deniz Demir ve Kudret Öztürk. Nitekim cezaevinde onlar tarafından saldırıya uğradım. Allah Allah. İlginçmiş. Bakın Tolga Bey. Bu durumdan gurur duymuyorum. Ama inkar da edemem. Ben her işimi kendi gören biriyim. Yaşadığım şokla refleksle yaptığım da bu. Beni öldürmeye kalkanı. Evet. Bulmaya çalışmak. Bulmaya çalışmak. Merhaba. Ben Adil Derin. Baro tarafından görevlendirildim. Zerrin Hanım ifadesini alacaksanız ben de burada bulunacağım. Gerek yok, bitti zaten işimiz. Gidebilirsiniz. Buyurun Zerrin Hanım, gidelim. Size kolay gelsin Tolga Bey. İşiniz çok zor. Ömer. Abla geçmiş olsun ya. Şimdi Hacer anlattı da ne olmuş öyle dün gece? Hücremci. Oldu bir şeyler Ömer. Oldu. Zerrin müdürünün manyaklıkları. O kadın var ya hakikaten kafadan sakat. Ha, sabah polis mi götürmüş dediler, bir şey dediler. He. Götürdü evet. Hı. Ama neden? Bunu bilmiyoruz. Fakat bu. Deniz'le Azra karısı bir şey biliyorlar. Zerrin'i polis götürdü deyince bunların bir birbirine bakışı var. Görmeliydi. Ne dönüyor? Çözmemiz lazım hemen. Abla çözelim de nasıl çözeceğiz? Ne yapalım? Ya bak sen yenisin. Hı. Tipin de sempatik. Ağzında laf yapıyor. He? Yani. Kimse huylanmaz senden. Evet. Bak, bu gardiyanlar başsız, kesik tavuk gibi dolanıyorlar. Hmm. Biz de bu arada Deniz'i ya da Azra'yı bir köşeye kıstırabiliriz. Hmm. Abla olur da şimdi bunlar masrafta işler ya. Kolay değil bunlar. Çok tamam lan tamam. Yazarsın hesabına. Hmm. Getirdiğin her doğru haber için 1-0 ekleyeceğim. Anlaştık. Şaka. Günaydın. Nereden bunlar? Şu annem göndermiş. Ya kendi yapmışsın bir yerden işte. Olsun düşünmüş ya. Heves. Hadi millete seslen. Gördüler hindi nefisleri gıdıtlanır. Hep bir araba yiyince gıdıtlanır. Bize börek göndermiş. Gelin gömelim. Allah dediğime pişman oldum. Senden foraz olursa benden de cuk kuşu olur. Ya. Çok ne ya? Benim kız. Çok kuşu. 2-3 tane de Fizo'ya ayırsana ya. Ayırmam mı ya? Ayırırız tabii. Hak etti tabii çocuk. Ya siz öyle Azra'nla Deniz hücredeyken Zerrin bunları gırtlaklayacak diye töbe olsun yüreğim ağzıma geldi dedin. Allah Hüseyin'den 1000 kere razı olsun. Tabii ki.
Deniz abla, Deniz abla. Sen şu Giyer'in gırtlağına nasıl çıktığını bir daha anlatsana ya. Nasıl seviyor böyle şeyleri? Bütün gece zaten Zerrin sana güle güle şarkısı döndü durdu kafamda. Sen bana onu tekrarla. Tamam. Gerrin sana güle güle. Gerrin sana güle güle. Tutturacağım şarkıyı. Hadi gel. Bir gelsin sen bana. Gel gel. Hadi yuvala yuvala. Çok şey. Hadi hadi hep bire bak. Hadi hadi ısıçak ısıçak. Dallan dallan. Çay da al. Çay da al. Ne oldu? Bak. Bu ne? Esaretin bedeli. Ne? Ya Safiye Hanım'ın sana bahsettiği tünel işte. Sen hücredeyken biz kızlarla kazdık. Bayağı bir yere kadar geldik. Biraz işi var ama umut da var. Ne yapacaksınız? Oradan mı kaçacaksınız? Sen kaçacaksın. Ne? Asa sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Konuştuk bunu seninle daha önce. Yan çizme şimdi. Yani Kudret'le Zerrin'i halletseydik belki... Zerrin'i hallettik sayılır. Necdet yakalandı. Her şeyi itiraf edecek. Zerrin'e müebbeti çakacaklar. Bay bay. Kudret de senle ben burada olmadığımız sürece kimseye bulaşmaz. İktidarının peşinde. Asra. Cezası fazla olan kızları da alırsın yanına. Sonrası güllük gülistanlık. Ama bu koşullarda sen burada tek başına kalmayı tercih edersen ne yapacaksın? Ne yapacaksın Boncuk? Ayrıca ben de seni burada yalnız başına bırakmam. Bırakmam. Kıslan! Kıslan! Oğlum kadın akıl hastası diyor lan sana. Sapık diyor oğlum, sapık. Ben yüz vermedim diye beni öldürtmeye çalıştı. Benim onunla ne işim olur diyor. Oğlum salak mısın oğlum sen? Salak mısın sen? Avukatı geldi buradan tıpış tıpış gitti kadın. O dışarıda gününü gün edecek, sence hapishanede çürüyeceksin lan. Aklını kullan lan biraz, aklını kullan. Ne halin varsa gör lan. Allah belanı versin be. Her şeyi onu kıskandığım için yaptım. Oktay'ı uçurumdan iten benim. Murat'ı da öldüren benim. Yiğit. Nihal. Onları da öldüren benim. O azmettirdi değil mi sana? Doğru söyle. Onun hiçbir şeyden haberi yok komiser. Oğlum bak. Bak geberdi lan seni. Dur dur dur. Ne yapıyorsun abi? İtiraf etti. Ne yapıyorsun? Kim kesme. Bana bak. Bulacağım. Duydun mu oğlum? Bulacağım. Senin o korumaya çalıştığın canavarı içeri sokmak için gereken delillerini tek tek bulacağım. Duydun mu? Alo, Şeref abi. Evet abi, emniyetteyiz. Çıktı kadın ama yanına koruma vermişler. Evet abi. Tamam abi. Ya gel, vaktimiz var nasılsa konuşacağız. Rezervete götürün bunu. Nazik'te davranmayın. Baş üstüne komiserim. Abi sıkma canını ya. Ne oluyor lan?
Ambulans çağır. Evet, ambulans çağır. Çabuk. Ambulans çağır. Ambulans çağır. Çabuk. Lan. Evet. Zeynep'e aşık. Müdür de kafadan bayağı kontak bir insan ama iyi düşünmüş yine demek. Kafadan kontak derken? Kadın beni ne zaman görse deli deli bakıyor. Nasılsın Zeynep? İyi misin Zeynep? Rahat mısın Zeynep falan diyor. Acayip biri. Korkuyorum vallahi tek başıma. Tipin tipin benzemiyor da böyle... Gözlerin böyle bir enerjin, bir gençliğin falan andırıyor Zeynep'i. Kimi? Zerrin'in kardeşi. Zeynep öldü. Ayrılın. Zeynep. Ha, o yüzden o gün seni bahçede görünce öyle paralize oldu. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet hanımlar. Herhangi bir taşkınlık, bir olay istemiyorum. Oğuz Bey'in sözünden ayrılmayın. Ağzımızın tadını bozmadan geri dönelim. Hepinize kolay gelsin. Görüyorum ki aramızda yeni arkadaşlarımız var. Ne güzel, çoğalıyoruz. Oğuz ben. Dudu. Dudu ben hocam. Ben anlarım bu toprak tarla işlenden de ondan kendim yazıldım. Ne güzel. Egeliyim de ben. Bizde tarla, bahçe boldun. sen nerelisin hocam? Sen de benim gibi şifreli konuşuyorsun. Benim de şifrem var. Benimki biraz daha farklı. Rumeli şifresi. Allah. Çakır gözlü, çakır gözlü. Ondan bak. Bildim ben. Hoş geldin. Ben yardım ederim sana hocam. Sağ olasın. Merhaba hocam, Azra ben. Oğuz ben, memnun oldum. Emel. Ama siz Emoş da diyebilirsiniz. Bu arada hocam dedikleri kadar da varmışsınız. Öyle mi? Ne dediler? Yumurta gibi çocuk dediler. Arkadaşlar, yeni gelenlerimiz için bol bol fidanım var. Eskileri... Ağaçları özlemiştir, onlar hasret gidersin. Yeni gelenler beni takip etsin. Hey, hadi görünüyorum çabuk. Şöyle. Devam. Hiç problem yok da bu aletlerle biraz zor oluyor burası ya. Yorulduysan ben geleyim, ben devralayım olayı. Yok ben iyiyim. Zaten çıkarım birazdan. Burayı biraz daha açayım da geleceğim. Hale bak ya, bugünleri görecek miydik? Tünel kazıyoruz lan. Vallahi yeminle bin yıl düşünsem aklıma gelmez daha. Yavaş olun, dikkat et. Kaçırmayın. Bütün emekler boşa gider yoksa. Yavaş.
ayıp ediyorsun mu? Safiye abla, ben bugüne kadar kaç tane kaçış filmi izlemişim? Var ya, kurdu oldum bu kaçışları, kurdu. Kız ne zevzeksin sen ya. Senden var ya, ha olsa olsa elma kurtçuğu falan olur. Allah'ım yarabbim ya. Ne oluyor lan? Derya'dan ses gelmiyor. Derya! Derya kanka ses ver! İyi misin? Evet. Ya tünel çöktüyse bunun üstüne böyle toprağın altında kımıl kımıl duruyorsa orada. Derya! Çabuk 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 çabuk. Hadi. Şey. Ay pardon ya. Bir şey değil. Deniz'le konuştum. Kaçmayı ikna ettiğim gibi yani gibisine yolda bakacağız tabii de. Eyvallah. Bir de bizim B1'de bir tane tünel peyda oldu. Baktık kazdık. Bayağı iş var ama işte görür gibi. Şimdi ben bakacağım çünkü böyle kuzeye doğru, hapishanenin kuzeyine doğru 2 kilometre gidince bir rögar kapağını açılıyormuş. Şimdi ben bir bakacağım ona ne yapabiliyoruz diye. Sonra sana bir şekilde haber uçururum. Sen de kendi hocam planını yap. Eyvallah. Hocam. Affedersiniz, bu fidanları torbasıyla mı gömeceğiz? Yok yok, çıkacak onlar. Ben geliyorum şimdi. Anladım, fazla oyalanır. Derya! Kız ne oldu, tıkandın mı, boğuldun mu? Ses ver ya! Derya! Ne yaptın Derya? Kızlar, yavaş, ne oluyor? Yok böyle olmayacak. Ben içeri gireyim ya. Bak kanka bak. Oh, tamam geliyorum. Oh. Allah'a şükür geliyormuş. Yoksa geliyordu bir şey mi? Şükür. Ya İhsan bu stres beni öldürecek kardeş ya. Ay çok şükür. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne olacak ya? Oğuz'la şey konuş işte. Dikendir, güldür, işte pastoral üstünlük falan. Öyle. Güzel görünüyorsun yeşillerin içinde. Hazıra, önce bir çukur açacağız şurada. Ya ne çukur, uğraştırma benim çukurla. Tamam, kalın baş başa konuşun. Ben mış gibi yaparım. Mış gibi yapma. Hazır buradasın. Çukuru aç, fidanı ekeriz. Ya he he. Gel gel. Ben seni göstereceğim, gel. Hazır mısın Deniz? Ne? Benimle yeni bir hayat kurmaya. Yani ben yaşadığım bunca şeyden sonra yeni bir hayat düşünemiyorum. Senin anlattığın şeyler bana masal gibi geliyor. Masal. Masallar insanlar yazar Deniz. Senle ben gibi. Sonra kendileri de masal olur. Tıpkı senle ben gibi. Olabilir mi böyle bir şey? Un mundo mayor es posible. Daha güzel bir dünya mümkün. Sen yeter ki bana inan. Aferin Azra, çok iyi. Bayağı iyi kazıyorsun ya. Buldu. Resmen bu iş için yaratılmışsın yani. Kız. Keseceksin bir tarafı. Tamam, tamam. Sen bayağı anlıyorsun ha bu işlerden. Tarlanın altını üstüne getirmiş. Anlarım ya. Toprak insanıyız biz. Benim babamın bir tarlaları vardı. Öyle öyle büyüdük. Şanslıymışsın. Ben yurtta büyüdüm.
Senin toprak dediğini ben sadece saksıda gördüm. Duyamam seni. Sen neden gir dedim içeri? İftira atacak. Adamın birini sevmiştim. Yaşı benden büyüktü. Bayağı böyle yaşlıydı. Güya parasını çalmışım, dolandırmış. Kimsen yoksa işin zor. Ben seni Kudret'in bu tarafta gördüm. Beni ikiye koydular. Kudret'le aran nasıl? Vallahi ne diyeyim? Yani hiç bulaşma Kudret'e, ne diyorsa yap dediler de. Şimdi ben alışkın değilim ya. Hiç rahat bırakmıyor. Vallahi bulaşma. Ben de ye. Nasıl zerrine bir şey yapmadınız lan? Nasıl bırakırsınız lan karıyı? Biz böyle anlaşmamıştık. Bana bak. Yok yok. Sen okkalı, muhteşem bir işi elinin tersinden ittin. Yok. Yaparım ederimden bana masal anlatma. Yaparsan ararsın. Haydi selametle. Hacı! Yavaş ol lan. Sen kime anlıyorsun lan? Azana. Sen kime anlıyorsun? Başlarım lan. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Sen de geç içeri. Herkese bir artist oldu ya. Hayret bir şey ya. Yürü geç önden. Ne yapıyorsun? Ya o kız bize uğraştı. Deniz. Melisa Hanım üçünüz odasına bekliyor. Beni de mi? Evet, üçünüz de bekliyor. İyi, tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam. Bizim bir zahirem var. Önünü kapat. Bir şey. Hacer. Buyur anne. Git bana okkalı bir kahve yap. Bir de çatkı getir. Nigel Hanım tuttu. Tamam. Tam buraya. Emel, senin bu Şeref abi bizi yarı yolda bıraktı. Senin hesabından keseceğim, haberin olsun. 2-0 keseceğim. Vallahi canın sağ olsun da abla, bence sıfırlardan biri yerinde kalsın ya. Niye? Hop lan, ne yapıyorsun? Ortalık yerde. Gel benimle odama. Şok, şok, şok. Aşıklar tarlada yakalandılar. Kaydır, kaydır. Lan bunların arasında kesin bir numara dönüyor, belli. Herhalde yani. Bence Deniz ile Oğuz. Ya o beni ilgilendirmiyor. Bence bu tarla marla meseleleri külliyen bahane. Yani. Ama. Biz seni Beber'e mi göndersek acaba? Orada böyle çukkası sağlam tipler var mıdır? Vardır, vardır. Bütçeni çok çok arttırırsın evvel. Olur.